Auz mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak gecemizi gündüzümüzü mübarek eylesin. Tevfikini refik eylesin. Kastamonu 230. Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakayık imaniye her şeyin fevkinde olduğu gibi. Yani bu bambaşka bir şey ya risale. Vallahi bambaşka ya. Okudukça hayretim artıyor. Her sene hayretim artıyor. Her gün hayretim artıyor. Her gün. Çok şükür ya. Kalıp olarak görüyorum. Pencere olarak görüyorum. Kapı olarak görüyorum. Mesela Semli diyor. Allah Allah. Di Semli dimama girdi diyor. Yorgunluk verdi diyor. Lan düşüncenin kokusu mu olur ya? Ya deli olacağım ha. Diyorum ki nasıl olur ya? Düşünceler kokusu var diyor. Ondan sonra düşüncelerin sesleri var diyor. Benle konuşuyorlar diyor. Mahkematta diyor bunları. Sadrımda diyor çeşit konuşuyorlar diyor. O kadar acayip birbirlerine konuşuyorlar ki. Yoruldu diyor göğsüm diyor. Birbirlerine ümit ve yeğen diyor. Birbirine çarpışıyorlar diyor. O bile diyor böyle diyor. Sen neredesin? Ben de seni diyorum diyor. Acayip bir alem. Tuhaf bir alem. İç alem doyuma Ulaştı mı dışarıda kanaat olur. İç doyumsuzluk içini dışarıda aradığı için bütün o büyük çekmece değil dünyayı versen doymaz önce hırs olur. İçsel doyumsuzluğun dışsal ifadesidir hırs. İşte doyum olursa dişte kanaat olur. İçeride barışık olursa ailesinde, kardeşlerde tesanut olur, uvet olur. İşte kavgalı benle mi barışık olacak? Kendisi kendisini sevmiyor, beni mi sevecek? Kendisi kendisine düşman, kendisi kendisine yabancı. Kendisi kendisini yiyor. E kendi kendini yiyor. Aklım aklıma bela olmuş. Benim aklımla dost mu olacak ya? Kendisi kendisini keşfedememiş. Beni nasıl keşfedecek yani? Risale-i Nur'un hizmet ettiği hakaik imaniye. Her şeyin fevkinde. İmanda ruha libas olun. Her şeyin fevkinde olduğu gibi. Bu zamanda her şeyden ziyade onlara ihtiyaç var. İman. İman kuvvetli oldu mu? Bir cenaha mazide, bir cenaha istikbalde. Bak nasıl tedavi ediyor? İstikbaldeki endişe ve kaygıları teslim, tevekkül, itimat kanatla. Geçmişin elemleri, hissiyatlarının yangınlarını dua, tevekkül ve istiğfar ve tövbe ve bilme bilerek Allah'a iman arttırarak, Allah'a imanı artırarak geçmişi, ahirete imanımız arttırarak, geleceği Getir buraya taşı, ailede kavga olmaz diyor. Ailedeki huzursuzun sebebi imani bil ahiret eve hakim olamayışındandır. Bu zamanda her şeyin fevkinde ve mevcut imandan istifade etme yolu açılıyor. Mesela o iman yetmiyor ki ya evde şöyle ol, o da biliyor yapamıyor. Namaz kıl diyor, yapamıyor, o da biliyor. Ya uhvetli ol diyor, o da yapamıyor. Niçin yapamıyor? Biliyor. Çünkü iman o motoru çalıştıracak enerji yok. İman e, terakki etmesi lazım. İmanın inkişaf ettirilmesi lazım. İman e, nasıl terakki edilir? Daimi olması lazım. Te, Tefekkürleri Risalenin okunması lazım. Yazılıp çizilmesi lazım. Cemaatten korkmamak, kopmamak gerekiyor. En önemlisi her şeyden önce terkler lazım. La ilahe, sonra ilahla, illallah lazım. İlk önce la ilahe. Haramların terki sonra farzların eylemi. İlim subutu sıfattandır. Muhabbet uhvet şunatı zati edendir. İlim ona ulaşamaz. İlim süreçtir. Muhabbet uhvet sonuçtur. Onun için iman bambaşka bir şey ya. Zatının nurudur. Daileri yok ki. Ne ilime benziyor, ne şefkate benziyor. İman direkt Allah'ın zatının nurudur. İrade-i cüzenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koydu bir nurdur. Zatı, zatıyla alakalı. İşte onun zerresi bütün kainata bedel. Bütün kainat. Her şey seni de canlı tutuyor. Yaş baş bakmaz. Ya kabrin üstünü kaldırıyor ya. Orayı burada yaşatıyor der İmam-ı Rabbani Hazretleri radıyallahu anh. Or oradaki aletleri burada yaşıyorsun. Hususi bir ne oluyor. Hususi bir cennetin oluyor. İmam bambaşka bir şey ya. Alemindeki at ve fakla Allah'ın ve var. Onları yaşıyorsun ya içeride. Artık içeride onlarla yaşadın mı? Dışarıda bunların eksikliği, bunlar dışarıda zaten yok ki. Artık dışarıda aramazsın ya kendini de. İçeride, dışarıda ancak hizmet için varsın. Kanaat olur, tevekkül olur, teslim olur. Uhuvvet sahibi olur, tesanun sahibi olur. Birbirini sever, çünkü kendisini seviyor. Doyumlu artık, doyum olmuştur ya. İşte doyum olmuştur. Allah ile problemi olan insanlarla geçmeyi mi olur ya? Acayip bir şey. Fakat kalbini öldürmüş bak. Kim Risale-i Nur'a ihtiyaç hissetmez? Kalbini öldürmüş. Nefsini hevesatla şımartmış muhlitler imandaki hakikatin dereceyi ihtiyacını inkar ettiklerinde. Ya her zaman bu iman ne ihtiyaç var diyor. Biz kafir miyiz diyor. Ama Müslümanın yapmayacağını yapıyor ve Müslümanın yapmayacağı şeyler yapıyor. Ve Müslümanın olmayacağı yerde bulunuyor. Yani bunu biliyorsunuz Emirdağ'da iki yer. 103, 203 günah kebairi rahatça işleyip istiğfar etmemek imandan hissesi olmadığına delildir diyor. İman onu ne yaptırması lazım? Tövbe ettirmesi lazım. Ömer ben ne diyor başka? Günah kebair işleyip istiğfar etmemek. Ha günah kebair imansız yapmıyor. Tövbe etmen lazım. Tabi mesela çok ağır tabirler var yani. Girmek istemiyorum çünkü meşrebi mezut. Günah kebair işleyip de Rahat olmak ya. Yani en büyük günah kebali nedir? Namaz kılmamak. Ahmet bin Hanbel 4 harf mezhepten Ahmet bin Hanbel namazı imana şart koşmuş. Benimle alakası yok ki. Evet amel imandan bir cüz değildir. Namaz hariç demiş Ahmet bin Hanbel. Amelu işaret icazda da anlatıyor bunu. İman mesela ahaka, ahaka, hakaik iman şey akaidi ve iman esasları sabit ve melek haline getiren ameldir diyor. İşaret icaz 72 miydi? yani akaidi ve imani hakikatları sabit ve meleke yapan, oturtan ameldir diyor. Yoksa diyor eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Zayıf kalır. Ne demek abi? Yani mesela sen motorcusun senin lisanla söyleyeyim. Akü sağlam. Kapı veriyor. sen görmüyorsun ki gözü. ikisi de akü. Celan var ama bitmiş. Çeviremeyecek ana. Volanı çeviremiyor. Marşı çeviremiyor. İman hayatta pek gözükmüyor. Ticarette Allah yok. Alışverişte Allah yok. Müslüman Müslümanı aldatıyor. Beni aldatan beni iyi tanıyandır ya. Beni tanımayan zaten benden varlığımdan haberi yok ki beni aldatsın. Beni aldatan içimde olandır ya. Benim yakınımda olandır. Müslümanın düşmanı Müslümandır ya. Ne diyorsun ya? Maalesef öyle. Beni beni tanıyan bana düşmanlık yapar ya. Ötelisi ben onları biliyor muyum? Bilmiyorum ki kim ne yapıyor. Ama benim sahada itiraz edenlere biliyorum yani. Onlar da öyle. Müslümanın düşmanı Müslüman olmuş ya. Maalesef bu asırda asrın en büyük teşhiti o. Allah ile ve ahirette tatmin olmuş bir ruh dışarıda böyle hırs da orası burası onu yakıp yıkmak, onu aldatmak, onu çalmak, çırpmak, bozuk şey yapmak, bozuk parçayı takmak senin lisanla söylüyorum. Abi değiştirdim diyorsun Filtreyi, ya filtrezi değiştirmemişsin yıkamışsın. Abi bu parça diyor ben şey yaptım. Oysa düzelttin çekişte. Bu imanın neresindesin yani? Hayata hayata inmemiş. Dükkanına iman gelmemiş. Bizi aldatan bizden değildir diyor. Bu kadar arbundan daha laf olur mu? Allah Resulü demiş ya. Sorduğun için söylüyorum. Bizi aldatan bizden değildir diyor Bizi nasıl aldatırsın ya? Ondan sonra ya acayip arkadaş ya bu parçayı sen değiştirmedin aldı ben bunu değiştirdim nasıl diyorsun ya? Hiç mi rahatsız olmuyorsun ya? Bilerek nasıl yalan söylüyorsun ya? Salih bana böyle dedi diyor. Neler diyorlar neler ya? Allah'tan kov çok tuhaf ya. En iyi beni tanıyan almaya devlendi diyor benim için ya. Ya hiç Allah'tan mı korkmadın ya? Bunu nasıl diyorsun ya? Hiç mi Allah'ın yok aleminde senin? İyi biliyorsun beni. Ahireti de biliyorsun. Nasıl diyebiliyorsun bunu? Anlıyor. hafsala duruyor. İşte kafada biraz önce anlattım ya. Semlik hastalık. Nasıl oluyor? Oluyor abi. Allah Resulü mucizesini gör. Cevap. Ahlakını gör. Fedakarlığını gör. Ondan sonra gene münafık ol. Resulullah'ın yanında. Gel bu tarafa. Ustattan yüz hakikat dersini aldı benden diyor. E abi. Yüz hakikat kim? Hasan'dan değil. Ha ustattan almış. Yüz hakikat dersini benden aldı. Ama diyor o haşir risalesinin gitti diyor benden ders al. Ben Bizim bu aleyimizde onların lehinde bulundu diyor. Yüz hakikat dersini almış ustadın aleyhinde bulunabiliyor. Ben kimim ki ya? Sen kimsin ki ya? Ya bu Müslüman ha? Namı altında. Bilmiyorum ki artık. İçi, desem mi mi gidecek? İçi çökmüş da ama. İç, iç yok ki. Nasıl ha? Çünkü Allah Resulü diyor ki Müslüman korkak olabilir. Müslüman cimri olabilir. Ama asla Müslüman yalan konuşamaz. Yalan yalan lafzı kafirdir. Kudreti iftiradır. Allah yaptı diyor. Mesela yapmadı Allah. Allah Allah yapmadı halde yaptı diyor. Vallahi öyleydi diyor. Allah halk etmedi. Oldu diyor. Yalan. Öyleydi diyor. Allah'ın kudreti taluk etmediği şey kudret taluk etti diyorsun. Yani hafsalamıyor ya. Peki niye ihtiyaç duyuyor buna? Bak şimdi Risale'nin okumayı ve bunlara ne ihtiyaç için oluyor? Aha cevap. Kalbini öldürmüş. Nefsine vesat taşım artmış. İkide bir videolarla dolaşan. Sağlam mı kalacak ya? Ben endişe korkuyorum. Vallahi korkuyorum ya. Yemin ederim korkuyorum ya. Bir şey baktığı zaman o senin bizim Mehmet bir şey gönderiyor. Bazen balık şeyi gönderiyor. Balık ya ikimizde de hastayı çok. Hala ömrümüz geçti vakıf. 10 sene, 12 sene dershanede kaldık. Herkes gittikten sonra bir de vallahi giderdik yani genç yani 20 yaşındayız, 19 yaşındayız. Dershanede vakıf. Öyle giderdik derelere. Onun için böyle bak diyor nasıl balık falan. Ona endişe ediyorum onun yanında belki başka bir şey getirecek ya diye. Ya insan insandır ya. Bak kalbini öldürmüş. Nefsini hevesat taşım artmış. Kim? Muhlitler. Bizimle alakası yok canım. Dışarıda. Lan içeride içeride mülhit. İlhat etmiş. İlhat ne demek? Mülhit ne demek? İlhat etmiş. Mürtet olmuş. Yani aslının dışında hareket ediyor. Fıtrat asliyesi yok. Ya arkadaş ben bunu diyor. Vallahi 10 liraya aldım diyor. Oysa 1 liraya almış. Bunu sen söylerken sen yalan söylediğini bilmiyor musun? Bak aslını inkar ediyorsun. Yalan kimdir biliyor musun? Karşıyı aldatan değil. Allah Resulü ne güzel demiş. Biz, ya Bak yalan söyleyen kendisini aldatmış. Nasıl aldatmış? Aldanan aldatır. Nefsi onu aldattığı için seni aldatıyor. Aslına zahirde seni aldattı gibi gözüküyor. Aslına aldanmış. Aldanmasaydı nefsini aldatamayacaktı seni. Dışarısı önemli değil ki. Ne ya ben bu yaşa kadar isteriz de ama öyle ama böyle kuru ekmekle de yaşayacaktım. Sen a, o elimden aldın almadın o bana sahteyi yaptın malımı mülkümü aldın. Önemli değil ki o. Ya en sonunda şimdiye kadar hepsi yaşadıkları için çalan da öldü, çalınan da öldü. Ben de öyle olacağım, sen de öyle olacaksın. Ama bunu nasıl diyorsun ya? Sen şu sanda ya değiştirmedim diyor adam. Şey değiştirdim diye değiştir hiç değiştirdim diye değiştirmemiş ya. Adam biliyor bu arabayı böyle bir şekilde yeni kart yazıyor. Ya değiştirmemiş ya. Motor sarıyor. Motor yaptım. Motor yaptım diyor. Motoru yıkıyor. O da mı var? Motorunu yaptım diyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şuralarım ateş bastı tam şuradan. Yem, i̇nan bana şuradan ateş bastı. Şuram niye bilmiyorum zaten taraf. Tabii ya. Nasıl bir şey ya? Bizi aldatan bizden. Ey fahri kainat. Allah'ım. Allah'lığın hatırına selatü selamımızı. Allah'ıma seli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi biz ondan razıyız. Onu da bizden razı et ve hoşnut et ya Rabbi. Bizi aldatan bizden değildir. Ne güzel dedin ya Resulallah. Aklımı adam demiş Avustralyalı kadın. Aklımı kendine secde ettiren ya Muhammed sana secde ediyorum dedi ya. Allah Allah. Bu yedi sen arkana düştüm ya Muhammed. Kusur hata bulayım diye bir kadın Avustralya, Avustralyalı bir, Avustralya değil, Avusturyalı bir zındık kadındı. Yedi sen arkana düştüm hata kusur bulayım diye. Her kusur zannettiğim şeyde aklımı kendine esir ettin ya Muhammed. Aklımı kendine esir eden ya Muhammed sana secde ediyorum diyor ya. Allah Allah. Allah. Aklımı kendini silettin diyor. Binlerce hikmet görmüş yani o hata zannetti şeyde ya. Sana secde ediyorum diyor. Fesval Allah. İmandaki hakikat, iman ne acayip bir şey ya. İman girdiği zaman böyle oralar ölü viran olmuş bina. Yani ışık yanıyor temizlik değil mi öyle? Canlı Kur'anlar okunuyor. Işık nasıl böyle virane olmuş insan olmayan şey. Veya bir fabrika asırlık böyle eletik yok, çökmüş, savaştan enkaz. Eletik verip canlandırmak. Ona da benzemiyor ya. Acayip bir şey ya. Ben Ahmet dayının evine benzetiyorum. Hep ağrıma gidiyor. Yıkıldı da gerçi iyi oldu. öyle Evi kimse gitmeyince köy evleri. Ortası çökmüş. Ya yani yetmiyor. Ortadan ağaç çıkmış ya. Biz çocukken bize bir şey verirdi ya. Bir elma tuttururdu o çaylili halaya. Sen bilmezsin o çaylı halaya Ahmet dayı o zaman ben orada o büyümüştüm. Bir şey verildi, geldi dedi, bir severdi hatırlıyorum yani. Evin o ağaç büyüdü ya. Açtı i̇şte böyle bir an olmuş. İmandaki derece ihtiyacını inkar ediyor. Bizim ne ihtiyacımız var diyor. İmana ihtiyaç hissetmiyor. De, Risale dersine ihtiyaç hissetmiyor. Okumuyor. Dersleri gelmiyor. Benim Müslümanım ha bu. Hissetmiyor buna ihtiyaç. Çünkü bugün maç var. Bugün bilmem ne var. Video var. Niye yok Cevan? Niye kitap okumuyor? Niye şey yapmıyor? Niye Kur'an okumuyorsun? Niye kazana başlamıyorsun? İhtiyaç hissetmiyorsun. Hissetmiyoruz. Hissetmiyoruz. İhtiyaç hissetmiyoruz. Ama hissedileceği zaman iş işten geçiyor tabii. Bak kalbini öldürmüş. Nefsine vesat da şımartmış mülitler. İçimizde. imandaki hakikatin derece ihtiyacını, imanın nasıl bir hakikat olduğunu, nasıl bir ihtiyaç olduğunu inkar ettiklerinde ehli diyanet kim? Bak hariç değil ha. Kafir değil bak. Ehli diyanet ve ehli ilmi sevk eden, tahrik eden makasıdır dünyeviye ve ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. O itama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Ya anırcılar sinekten, sinekten, kuşlardan, balıktan, basottan bahsediyor. He öyle mi? Bir tanesini öyle dedi bana. Hiç unutmuyorum. Ya sinek hala sinekten, böcekten, ottan çıkamadınız mı? Vallahi biraz haklı söylüyorsun ama Kur'an'da hala çıkmamış dedim 1400 seneden beri. Kur'an örümcekten bahsediyor 1400 seneden beri dedim. Ya arıdan bahsediyor 1400 seneden beri dedim. Arıdan bahsediyor dedim. Zeytinden bahsediyor. O senin var ya saymadığın zeytinden. Ne bileyim dedim Kur'an'da bitirememiş 1400 sene. O bitirememiş ben dedim 50 seneden bitireceğim. Kur'an'la karşı karşıya kal. Devam et sen. Müslüman ama kafir olsaydı, sınık olsaydı bu soruyu sormazdı. Siz sineklerle münitlenin. bunu kafir sormaz. Kafir bana Allah var mı diye soruyor. Ya tahrik eden makası dünyeveye ihtiyacatıdır diye itham ediyorlar. O ithama göre de pek insafsızcasına onlara ilişiyorlar. Bu bedbaht münitleri kati bir surette iskat etmek bir fiil maddeten öyle fedakarlar lazım ki yani yine ahirete çalışmaya, İslamiyet'e hizmet etmeyi ihtiyaç var. Öyle yaparsın. Ne hizmeti ya? Ne de tarikattır, ne medresedir, ne dergahtır ya? Tamam ya, namazınız kılarsın falan. Böyle diyenlere karşı bil fiil, madeten öyle fedakarlar lazım ki dünyanın en mühim, en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları dünyevi yapmamaktan, dünyayı işe, onlar için çok büyük şeyi ama sen yapmayınca, büyük zararları onların hakiki imani ihtiyaçlarını susturmuyor. Yani dünyanın en büyük meselesi adam her şeyini feda ediyor. Namaz bile kılmıyor onun için. Bu Müslümanlara. Veya bilmem şey mesela cenazesine gitmiyor. Dünya şeyi var diyor. Yani okumuyor. Zamanım yok diyor. Zamanı verene. Namaz kılmıyor mesela. Veya namaz kılsa 5-10 dakika şimdi gelelim cemaat Ben içime gireyim zamanım yoktu bugün mesela okumadı. Okumadan da yatacak. Hissetmiyor bunu. Yani ne kadar büyük zarar? Büyük bir zarar ama buna mukabil cemaat içinde insanların peşine koştuğu, helak olduğu, belki de dinini feda ettiği meseleyi elinin bir çiçeği kenarı ile iti vermişler ya. Böyle insanlar da var. Ne yapmışlar? Bunlar bil fiil kahramanlar, İslam kahramanları. Ne yapıyorlar? Bil fiil maddeten öyle Fedakar lazım ki dünyanın en mühim meşgaleleri, belki büyük zararları onların hakiki imaniye ihtiyaçlarını susturmuyor. Yani iman ihtiyacını doymuyor. Sudan içtim bitti ama iman öyle değil. Acayip iç alemde ya. vesman Allah 230. Çok garip ya başka bir yer bakıyorum şimdi. Çok yerler var atıflar ama onları okumayacağım. 236'dan okuyacağım. Kitap takip edenler varsa. Ne, no, layıkalar nasıl ya? Orada bir şey yok da gidelim. Böyle. İman dersi yapılmış. Layıka atılıyor ha İbrahim bu şey. Orada bir şey yok da gidelim. Böyle Laikalar için böyle, böyle böyle yapılıyor. Ama işte bak ne dersin. Biliyorlar. Nasıl olmuşsa eskiden beri ilgimi çekerdi. Arkadan cemaatın arkasında gizli el, iki el gelmiş cemaata. Bir tanesini layıkaları, bir tanesi de Hizbul Kur'an'ı örttü, cemaattan unutturdu. Bir tane istikametsiz diye, bir tanesi de manevi sıkıntılara, psikoloji sıkıntılara vesile olsun diye Hizbul Kur'an'ı unutturdu. İstanbul plakası kaç? 34. Emir Dabir 34'te söylüyor. Hizbul Kur'anı ne olduğunu. Bir gizli cem el, iki tane el arkamdan geldi. Laikaları örttü böyle. Kapattırdı bana böyle. Hizbul Kur'an'ı zaten unutturdu. Değil kişiler noktasında. Cema, cemaat de dershanelerde de olma Kalkmıştı yani. Allah'a şükür ki yeni yeni girmeye başladı yani. Oysa Risale'de nasıl anlatıyor? Sebebi Bir tanesi istikametsiz diye itmek. Bir tanesi de manevi depresyonlara insanları itmek. İçsel sıkıntı. Çünkü ustat diyor ki bunu okunsa Hizbül Kur'an hiçbir vehim ve vesvesenin gelmemesi. Vehim ve vesvese gelmiyormuş. Ya o, o okunmayınca vehim ve vesveseye muhtela oluyorsun. Öyle diyor ya. Öyle diyor. Ben uydurmuyorum. Çünkü o ayetler Risale-i Nur'un asıllarını ve yani olan, kaynak olan ayetleri söylüyor diyor. 236 fakat çok şükür ki nur talebeler, eski nur talebeleri değil. Ben iltifat için söylemiyorum. Artık ne oldu biliyor musun? Kendileri Halit bin Velid ile cevap vereyim. Demişler ki Fatih çok ilginç. La teşbih ve la temsil. Çok zeki. dahi değil mi? Seyfullah. Allah'ın kafirler üzerine çıkarttığı, çektiği, kullandı. Kılınç demiş. Bak şimdi. Ya Halit sen bu kadar zekisin, bu kadar akıllısın. Şimdi kadar niye İslamiyet'i kabul etmedin? Neyi dengel? Öğrenmek istiyoruz dediler ya. Sen ne İslamiyet'i kabul edemedin? Ne buldun da? Sonra ne oldu da ki İslamiyet'e girdin? Tam da ne oldu da girdin? Ne oldu idi de giremedin? Sonra ne oldu da girdin? Zeki adamsın. Paldır küldür böyle hissi bir adam değilsin. Dedi ki biz diyor düşünmezdik. Önümüzde iki saf vardı. O saf gidince hafif hafif o saf yaşlılarımız, babalarımız. Kur'an hep öyle şey yapıyor biliyor musun? Biz babalarımızı böyle gördük. Biz ecdadımızı böyle gördük. Öyle değil miyim? Bilme hali. Kavuz öyle. Biz babalarımızı böyle gördük. Biz böyle, böyle, biz diyor o zaman düşünemezdik. Niye? Niye? Çünkü diyor bizim adımıza düşünenler var diyor. Halit Mümeli söylüyor bunu. Biz düşünmezdik, ihtiyaç duymazdık. Bizim adımıza düşünen, karar veren var. Biz de söylerler, biz de yapardık. Düşünmüyorduk ki bulalım. Kur'an'da ne güzel demiş. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Sonra ne zaman? E ee, ne oldu sonra dedi. Saflar kalkınca biz kaldık Muhammed'in karşısına diyor. Ne istiyor ya dedim diyor. Muhammed ne istiyor? Benim istediğimi söylüyor diyor. Ben diyor onun söylediklerini düşünmeye başlayınca Müslüman oldum diyor. Ne dedi? Ne niçin söyledin Hasan bunu? önümüzde putlaştırdığımız o hakikatin anlaşılmasına, kavranmasına öyle putlarımız var ki. Kur'an ifadesiyle birbirinizi ilah edilmeyin, putlaştırmayın. Kendi nefsinizi ilah edilmeyin, putlaştırmayın. Ne zaman ön saflar vesaire ya bazı bir hürriyetimize vesile olunca dur hele ya bu ne diyor ya? Bu ne diyor ya ben buna düşmanım. Bu adam kendisi diyor. Senelerce düşman oldum sana dedi ya. Ben mahrum oldum bu enfusi derslerden. Ya külliyat demiş ya. Yani. yani. Ya seni niye oldu? Oldun işte. Ya bir sakin olsana. Bir bak bakalım ya. Ne diyor ya? Halit <laughs> bir Öyle demiş. 236. Derse çalışarak gelmiş. 236. Paragraf 4. 1, 2, 3, 4. Tamam bak böyle. Böyle çalışıyorum. Bak buradan başlayın diyor. Başla diyor. Hepsini okumayacağım. Siz burayı okuyacağım diyor ki sakın dikkat ediniz. Sakın dikkat ediniz. İhtilafı meşrebinizden meşreple mesleği söyleyeyim. Meslek nurculuk. Nehir akıyor. Büyük nehir. Allah'ın ilmi ezelde nebede akar diyor. Nehir. Nasıl bir nehir biliyor musun? Bak aklın gidecek şimdi. Bir nil gibi değil. Büyük bir nehir. Diyor ki su hücreleri birbirine benzer. Tekrardır. Yani bir damla bir damlayı birbirine ayırt edemezsin. Aynı diyor ki bu ilim nehri bir ta önceyle sonrayla hiç alakası yok. Olacak bir şekilde hakikat mertebe. ilim diyor ezelden ebedi akar. Allah'ın ilmi böyle. Nasıl bir şey yani. Bir, bir tekrarı yok yani. Allah'ın ilmi. Şimdi bu cemaat olursa uygulayalım. Cemaat meslektir. Bir maşrapa var tencere var, bardak var, kazan var. Bu da maşrapa, meşrep. O akan nehirden herkes kendisine göre su alıyor. Maşrapasına göre. Nehirden alıyor. Nehir meslektir. Oradan istifade miktarını neyle? Maşrapanla alıyorsun. Bu meşrep. Bu cemaat nehir gibi akar. Her grup akar. Herkes dersten ve risaleden maşrapası kadar alır. Şimdi iyi dinleyin o zaman. Sakın dikkat ediniz. İhtilafı meşrebinizden. Meslek, nurculukta ihtilaf yok nurcuların. Meşrepte ihtilaf var. Anlayış farklılığı. Anlayış farklılığı zenginlik katmasına sebeptir. Her makamdan bakabilen, hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik kattığına inanandır hür insan. Hür insan, e, keyfe, keyfilik değildir. Hür insan, hür ne demektir? Esma ve sıfatın sıfatla, esma ve sıfatla boyalanıp ahlakını gösterebilmektir. Keyfilik değildir. Her makamdan bakabilip, hiçbir makama mahkum olmadan insanların farklılıkları kendisine zenginlik katan, inanan insandır, hür insan. Yani o ne diyor? Dur bakalım. Diyor? O vay be. Hakikat tek değil ki. Esma tek değil ki. Esma'nın nihayet mertebesi var. 5. kattan bakarsın 3. bakın. İmam-ı Rabbani Hazretleri kaç defa mektubatında ikisinde koymuş. Bu diyor işte adından vazgeçiyorum demiş. Ama o tekstinde de duruyor. Yani terakki. Yanlış mı? Hayır. Büyük çekmeceye ikinci kattan böyle göle bakıyordu. E, tepeciye büyük çekmece. Beşinci kattan böyle dağlara bakıyor. İkisi de tepecikteyim diyor. Bir tanesi dağları görüyor, bir tanesi denizi görüyor. Yüksekliğin ve yönüne göre değişiyor işte hakikat. İşte ihtilaf-ı meşrep insanlara zenginlik katar. Farklı anlayışlar. Yeter ki esasata dokunmasın. Farklılık kültürdür, zenginliktir. Yani insanın cami olduğundandır. Çok canlı camidir. yani Balıklar böyle böyledir ya. Palamutu motor hareket ederken misine yatarsın. Hareket etmesi lazım palatma alsın. Sargan işte yılan gibi olanken kaliteli şey. O da gece ışıkla yakalanır. Mezgit ise burada diptedir, buradadır. Buraya yemez, tembeldir. Yanan atacaksın. Yani hayvan bile yakalama yöntemi farklı da. İnsanların fıtratı bu kadar hayvan kadar hayvan değil ki. Hepsi farklı yakalanır ya. Farklı mertebe var. Farklı hakikat, farklı olta lazım. Herkesin oltası ayrıdır. Palamutluysan hareket halinde yakalanacaksın. Hareketli bir cemaatte olacaksın. Ondan sonra bazıları sargan gibidir. Gece ışıkla yakalanır. Gece şey yani bu şeyi kuşudur. Gece oturur böyle. Odasında olur. Kendi ususu olur. Sargan gibi. Ama ışığı oradan çafar. Onunla yakalanır. Ötekisi de fok balığıdır fok gibi. Yanına düşerse ancak yer. Hemen yanına biraz uzakta olsun ya kalkıp yemez. Ölür buradan kalkıp yemez. Hadi bir şey. Sakın dikkat ediniz. İhtilafı meşrebinizden iki zayıf damarımızdan. Herkesin bir zayıf damarı var. Örf olur, anane olur, kültür olur, gelenekten gelen zayıf damar var. Dokunma ya benim zayıf, zayıf damarıma dokunma. İki de bir kaşıma orayı yahu. Ben de kaşımamam lazım. Zayıf damarımızdan 3. Derdi maişet zaruretinden. Ehli dalalet istifade ediyor. Etmemesi lazım. Birbirimizi böyle düşürüyorlar. İhtilaf-ı meşre, meşrebimizden. O zarar veriyor. Ya bırak Risale-i Nur'a zarar verilmesini. Bırak İslamiyet'e zarar veriyor. Ya İslamiyet'i korumayı bırak. Risale-i Nur'u korumayı bırak. Risale-i Nur'la korunmaya, koru, İslam'la korunmaya çalış be Hasan. Bırak onu koruyan Allah'tır ya. Hizmet, hizmete zarar veriyor. Bırak hizmeti korumayı bırak. Hizmetle korunmaya çalış. Hep öyle demiş. Mazarlık bunlarla doludur. Birbirimize caka yaparak sadakat <laughs> sadakat şeyini, yarışını yapmamak gerekiyor ya. Ben daha sadakatliyim. Benim babam senin babanı döver. Ben daha sadakatliyim. Ben çünkü ben lugat okumuyorum. Sen ben daha ya bırak bu şeyleri ya. Artık 50 sene oldu ya, 60 sene. Oldu. Bırak bunu. Bırakın abi. Bırak hakikat. Hakikatlar inkişaf etsin ya. Bırak kayıtlar koyma ya. Bu ihtilaf Var mı bu? O da olsun. Bu, bu da olsun. Bunu da kanaat et buna. Bunlar da olsun. İhtilafı meşre, meşrebinizden, zayıf damarımızdan, derdi maaşet belasından, zavretinden Ehli dalalet istifade ediyor. Bak bir yeni duydum Fatih. Kahve fabrikası var. İsmini vermeyeyim. Kahve fabrikası var Kadusan'da karşıda Ümraniye'de. İşe alırken adam fabrikada. Cuma'ya gitmeyeceğime namaz burada kılmayacağıma imza atacaksın gireceksin. Müslüman da imza atıyor giriyor. Giren var. Birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Böyle diyor şöyle diyor. Onu da İmai oğluyla demeyeceksin ki en çok bana diyor bunu birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Meşveret-i şeriyeyle reylerinizi teşeddütte muhafaza ediniz. Evde de böyle yapacağız. E sen ne diyorsun? Tamam orada ya benim dediğim gibi böyle olacak. Ya değil ya işte Allah'ın dedi zaten Allah. Allah'ın dediğinde beşer fikir karıştıramaz. İnsan dediği değişebilir ya. Bak e, meşveret-i şeriyeyle reylerinizi ihtilaftan muhafaza ediniz. Teşeddütten şetm yani depremlemde deprem şiddetli böyle ayrılmalara sebebiyet verecek şeylerden muhafaza ediniz. Nasıl yapacağız bunu? Tamam da bunu nasıl yapacağım? Bana malzeme ver. Susuzluğunuzu gideriniz. E ha bu suyun için diye. Ne yapacağız? İhlas Risalesinin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Yemin ederim bak Allah'a yemin. Allah da Kur'an'da yemin ediyor. Şu birbirinizi tenkit ettirmeye meydan vermeyiniz. Bana bakıyor inanıyorum ben o kadar. Bak mesela ihtilafı ı meşrep. O da yok. Küfran nimet yapmayacağım kendime. Farklı anlayışlara kurban oluyorum. Çok seviyorum. Zayıf damarlarımdan etkileniyorum. Damarıma da dokunuyorlar bazen böyle. Malum şey hassasiyetim, hamiyetim böyle zayıf tamarım benim demek ki. Derdim maişet almıyor beni. Bir de niye böyle yapıyorlar düşünüyorlar tenkit ettirmeye sen etmiyorsun ama böyle ima ediyorsun Hasan. Ettirmeye meydan verme. Sonra meşverit kayıt edeceğiz da de deftere. Meşveret şeriyle, meşveret işeriyle reylerinizi teşitte muhafaza ediniz. Küfran nimet etmeyeceğim kardeşlerle ediyorum. Bakın burada bulunuyorlar. Kendi başıma pek karar vermiyorum. Verdiğim şeyde de zarar etmişim zaten. İhlas risalesinin dusturlarını her vakit göz önünde bulundurunuz. Elhamdülillah. E işte. Yoksa az bir ihtilaf bu vakitte Risale-i Nur'a büyük bir zarar verebilir. Öyle bir zaman gelecek ki demiş. E, öyle bir zaman gelecek ki en büyük hizmet hizmete zarar vermemekle olacak. Vay be. Hatta sizden saklamam. İşte şimdi Feyzi ve Emin de biliyorlar ki mabeyninizde gayet ehemmiyetsiz bir tenkit, hizmeti korumak adına tenkit bize büyük bize burada zarar veriyor gibi. Bize burada zarar veriyor gibi size hiç bilmediğim halde bu noktaya dair iki mektup yazdım. Ve ruhum çok endişe ediyordu. Acaba yeni bir taarruz mu var diye mustar kaldım. Mustar peki ne yapacağız? Anlatıyor diyor ki hem o zarar o zarardandır ki Mübarek Küsrev'in gelmesiyle yeni bir şefk ve suratla biz Hizbun i Nur'unin arkasına ilhak edilen anlamaya çalışıyorum ya yani, hem okuyorum ama Hizb-i Nur'unun arkasına ilhak edilen munacat parçası 15 gün tehri uğradı. 15 gün evvel bize geleceğini tahmin ediyordum. Bak şimdi. İnsan kusursuz olmaz, rakipsiz de olmaz. Aa yaz dükkana. Eve yaz. Yaz. İnsan kusursuz olmaz, rakipsiz de olmaz. Onun için aldırma. Risale-i Nur'un kahraman şakirtleri her her müşkilata galip ettikleri gibi inşallah bu emniyetli ve deşetli mevsimde yine galip ederler. Saffet ve ihlaslarını bozmayacaklar ve hizmetlerine futur getirmeyecekler inşallah ustadım. Söz. Ustad demiş ki, girmiş bayram abi de anlatmış da. Rüştü abi de bize anlatıyordu. Demek ki Zübeyir de yapmış. Sadakatı bozmayacağınıza, benim vefatımdan sonra Risale-i Nur'a teslimiyetinizi bozmayacağınıza Kur'an'a el basın. Yoksa almıyor yanına talebe. Git. Git nereden al, Git oku. Ama bizzat yanına alacak kişi şey Kur'an'a bastırıyormuş. Demiş ki Zübel abi ya Rüşt abi. Abi sen de bastın bak kaç defa bastırdın. Vay be. Saffet ve ihlaslarını bozmayacaklar. Ve hizmetlerine futur getirmeyecekler. Siz tedbiri maddiyeyi benden daha iyi bilirsiniz. Bak bunu yapamıyorum pek. Ben gurlungur konuşuyorsun Hasan. Fakat madem Hüsrev ile Rüştü. de bir bunlar refet, rüştü, hüsrev. Çok zikrediyor. Babiler çok güzel hizmet ediyorlar. Risale-i Nur'da çok emniyetli rükünlerdir. Hem etraflarında Risale-i Nur'un çok emniyetli şakirtleri var. Ve madem Hafız Ali, Tayri, Hafız Mustafa, Küçük Ali, Risale-i Nur hizmetinde tam muvaffakiyetleriyle tam makbul oldukları tahakkuk etmiş. Bu iki ceyran, Nur fabrikası, Gül fabrikası. İsan basma, tahsiye etme. Yani iki grup. Bir gül, bir nur. Gül fabrikası kimdir? Sahibi. Gül fabrikasının sahibi. şey? Nur fabrikasının sahibi? Tersini söyledi. Gül nerededir? Gül. İsparta. Hüsrev abi de o. Gül fabrikasının sahibi Hüsrev abi. Nur fabrikasının sahibi Kavzal abi. Onun kadrosu var. Yani sıkıntı oluyor tabii. Olmaz olur mu ya? sahabede olmuş. Bu da olacak ama diyor ki burada bu iki cereyan baştaki iki göz gibi olmalı. Hmm. Tam bir tesanut lazım ki. Hmm. E onlar az. Niye ben okuyorum? Ben başkasının kitabını ne okuyayım? Onun üzerinde bana ders veriyor. Yunus Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam, Eyüp Aleyhisselam. Kur'an'daki kıssalar gibi, yöntem gibi. Bunlar tam bir tesanüt lazım ki. Aa, biz de tesanüt edeceğiz. Tam bir tesanüt lazım ki bu ağır defineye omuzları dayanabilsin. Aa, çok zor. Ben kes keseceğim. Bitti dersler. De. Bak demek ki tesanüt nedir peki? Tesanüt senetleşmektir. Yani bir gaye ve maksat yolunda esasatlara, dusturlara ittibak etmek. İntiba etmek, beraber sarılmak. Yani senetleşmek, protokol diyorlar. O gaye bununla hizmet edeceğiz. Onun adı tesanüttür. Umum kardeşlerimize birer birer selam ediyoruz. Aleyküm selam. Ha size selam şifa söyledi. Ha kitapta söyledi. Aynı canlı gibidir. Kur'an'da öyle diyor ya. Kur'an'da da bize hitap etmiyor mu? Ya yennaz, ya yellezine amenu. Böyle yani. Aleyküm selam. Gecemiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak iki canlı aziz eylesin. Kardeşim gel bize böyle... E kelamla böyle bir de üzerimize Fatiha manasında olsun. Gel bir tane. Şunu da şu masada dursun. Masada dursun hadi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل كفى بالله بيني وبينكم سيد يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك والذين آمنوا يستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسلم Alright. ويقول لنبوئنهم أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.